İlk harfi silinmiş kelimeleri verdik ve hangisi olduğunu bulmasını istiyoruz öğrencilerden. Söyle. Fulu. Yüksek sesle söyle, kulağına gelsin. Burayı oku sadece oğlum. Bir şeyleri düşünüyorum, bütün harfleri. Tamam, harfleri tabii ki düşünmelisin. Alfabeyi koyuyoruz bazen çocuklara, yanlarına. Ama her zaman da ipucu vermek yok. Kendileri kelime hazinelerini kontrol etmeliler. Şimdi yüksek sesle... Suluk. Suluk, evet. Var olan yüksek sesle oku, kulağından... Bahçe. Evet, daha çok ipucu gelir. Depo. Evet. Düşün. Sessiz harfleri koymalısın öne. Sessiz. İlk sessiz harf. B. Beş. M. Var mı öyle bir şey? Bilmem. Bildiğin bir şey yoksa yoktur. Çeşme. Çeşme tabii ki. Ne kadar basit değil mi? Işık. Evet. Numara. Hı. Küt ama ne olabilir? Düşün. Hangi harf olsa anlamlı bir kelime çıkar. Süt. Süt. Evet. Ay. Değil mi? Aferin sana. Hatanı hemen fark ettin ve düzeltiyorsun. İyice temizleyelim. Bravo. En sevdiğim şey. Bir öğrencide en sevdiğim şey. Bana göre en başarılı öğrenci kendi hatasını bulup düzelten öğrencidir. Bravo. Devam. Harf, sessiz harfler. Biliyorum. Söylüyorum. Hadi en başta yüksek sesle söyleyebilirsin ya. Bikini. Var mı öyle bir şey? Emin misin? Bikini. Bilmem. Bence ablanın ve annenin bikinisi olabilir. O ne? Burası Kıbrıs. Mayonun diğer iki parça olan hali. Evet. Burada daha çok mayo deniyor. Bikini. O yüzden. Küçük harf lütfen. Büyük değil. O özel isim değil. Hadi düzeltelim. Evet. Topluma göre ekşi. Kelimelerin de ne kadar değiştiğini burada rahatça görebiliyoruz. Evet. Devam. Yarın. Çünkü... Bilgi. Hı. Bazı genellemeler Japon. Var. Japon. Evet. Japon. Türkiye. Aslında Japon da büyük harfle yazdın. Türkiye'yi de büyük harfle yazmalısın. Tamam. Aslında bu şimdi büyük değil ki. Büyük harf o. Aşağıya değil yukarı çıktın. Farkında mısın? Ha evet. Bu büyük harf. İstemeden büyük harf yazdın. Hı. Ama buna müdahale etmek zorundayım. Türkiye bir ülke olduğu için özel isim. Değil mi? Hı hı. Haydi bakalım. Teşekkür ederim. Polis. Evet. Araba. Hoşça kal diyelim mi? Hı hı. Hoşça kalın. Bizi... O zaman öğretmeni dinleyin. Teşekkürler. Biz güzel şeyler vereceğiz değil mi? Evet. Güzel videolar çekiyoruz. Hoşça ve kalın. Onlara örnek oluyoruz. Bizi dinledikleri için biz onlara teşekkür ederiz. Bizi izledikleri için sağ olsunlar. Faydalı olduysak ne mutlu bize değil mi? Evet.